Ekranları başındaki izleyicilerimiz ve stüdyodaki konuklarımız. Hepiniz Çarkıfele'ye hoş geldiniz. Televizyonların en çok izlenen, en çok ödül dağıtan efsanevi yarışması Çarkıfelek başlıyor. Ve karşınızda Türkiye'nin bir numaralı şovmeni Mehmet Ali Erbil. Hoş geldiniz. Hadi ben bağırıyorum, size ne oluyor? Ben bağırıyorum, düştüm. Bu yaştan sonra koca adam. Gece vakti Ginger diye bir şey var mı? Böyle üç tekerlekli bir şey. Ona bindim, bir düşerim. Ayağım paramparça. Kaburgam ezildi. Ay vallahi göze geldim. Göze. Göze geldim. Gözü olanın, gözü olanın gözü çıksın. Dur kaşıyım da nazar değmesin. Sizler stüdyomuza, sizler de star ekranlarına hoş geldiniz. Evet. Ay. Ay. Peki bugün çok eğleneceğiniz konuklarım var. Onlara bayılıyorsunuz. Çünkü Star Televizyonu'nda yepyeni bir dizide çok parladılar. Çok öne çıktılar. Onlarla çok eğleniyorsunuz. Birazdan onlar gelecek. Ama önce kim geliyor? Ablaların ablası. Kim? Tuğçe geliyor. Kader, kahpe kader. Bir söyle bakayım. Ağlarını ördün mü? Allah ne bilir, söyle yapsın. Allah. Allah gönlüne göre. Ay hiçbir şey yok, ses de yok. Ay, kazulet işte. Allah kazulet yaratmış yani. İnsan sen evlenince... Yaratmış, takip etmemiş. Sen evlenince kocana nasıl cilve yapacaksın? Allah, hoş geldin kocacığım. Aşk ile tam diyorum. Ay aşk ile tam değil mi? Ay. Tüylerim diken diken oluyor. Düşünsene, bana bir tane eve geleceğim, böyle kapıyı açacağım. Aşk ile tam hoş geldin. Hoş verim vallahi. Aa, bence siz beğenirsiniz. Ama bayılırsınız yo, bence. Yok hiç sevmem. Aşk ile tam ne demek ayol? Aşk ile tam. Güzel değil mi? Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyiyim, siz nasılsınız? Sizi görmüşler. Geçmiş olsun. Allah geçmiş razı olsun. Olsun. Allah razı olsun. Ya ciddiyetini anladınız değil mi, evet, kazanı? Gülüyorlar. Diyorlar ki koca adam bisiklette ne işin var? Bak şimdi. Ya üç tekerlekli bisikletten düştüm diyor. Yani nasıl düşebilir dedim be insan. Esas ondan düşülüyor, böyle ayakta kullanıyorsun. Görmediğiniz tabii şey hakkında. Tabii göbek olunca eritmeye çalışıyorsun. Evet. Sizin var mı peki oradaki? Hayır. Alkışlarla gidiyorlar. Bu akşam, bu akşam. Eğlencenin dibine vuracağız. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ay ben bu ilk konuyu bir yerden tanıyorum ama. Bana bakın, ismi yabancı gelmedi. Ekran başındakiler, şimdi davet edeceğim konu, Allah Allah. Ya beynim yaşlandı mı, ondan mı acaba? Ay kesin tanıyorum ben bunu. Bir yerden tanıyorum. Dur bakalım. Nergis Kumbasa! Ay diyorum, bir yerden tanıyorum. Ben de sizi çok iyi tanıyorum. Hiç unutamadım. Allah Allah.
yaparsınız. Kendileri televizyonlarda şu anda çok popüler bir dizide oynuyor. Kiralık Konak. Pardon, yanlış mı söyledim? Kiralık Aşk Şekerim. Ha, kiralığı tutturdum da aşkı tutturamadım. Halbuki aşkı tutturman lazım senin. Ay, böyle arkamı dönmüş gibi oluyorum, bir fena oluyorum. Böyle mi duruyordum? Evet, benim zamanım geldi. Aşk ve evlilik. Ay, lütfen, duymak istemiyorum Erbi. Lütfen. Çok rica ediyorum. Ay. Yani evleneceği zaman falan yolları kesin. Bir şeyler yapın. Tüm Türk halkından rica ediyorum. Pekala. O zaman eski eş demek de böyle kötü bir şey ama bir eski eşim daha geliyor. Ay, bu akşam gerçekten burada kıyamet kopacak. Ay, bütün eski eşlerim burada. Levent Ülgen geliyor. Levent de, evet, hep akrabalar. Eski eşim akrabam, o da eski abim miydin? Evet. Abimi oynuyordu. Normalde ben 10 yaş büyüğüm ondan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay, nereden nereye? Sen biliyor musun, benim sınıf arkadaşım onun eşiymiş, Tülay. Öyle mi? Tabii, nereden nereye? Bilmiyorum. O yüzden hepimiz akrabayız. Canım akrabam, hoş geldin. Ve isterseniz şimdi de dizinin müziklerini yapan, seslendiren kim geliyor? Aydil G! Sen üzülme, bir gülümse gel be.
Geldiniz. Hoş şöyle alayım, alayım mikrofonu. Hoş geldiniz. Aydilge. Bu orijinal adın mı? Evet. Yani doğarken Aydilge demişler. Ne oluyor? Ay bir şey mi oldu demek? Aydil'e vallahi geldi. Güzel konuşan, gönülden seven, gönül alan demek. Güzel konuşan, gönül alan. Ay benim adım Aydilge olmalıymış. Düşünsene beni. Güzel konuşan, gönül alan, hoş sohbet. Aydilge. Aydilge Erbil. Güzel oldu. Güzel olmadı mı? Harika. Aydilge. İlk kez mi bir dizi müziği yapıyorsunuz? Ya da seslendiriyorsunuz? Yok, daha önceden de şarkılarım hep çalıyordum. Hangisinde örneğin? Mesela TRT'de Er Halimle Sev Beni diye bir dizinin müziklerini yapmıştım. Kiraz Mevsimi'nin jenerini söylüyorum. Orada da evet birçok şarkım yayınlanıyor. Kiraz Mevsimi'ni de siz mi yapıyordunuz? Jenerik şarkısını söylüyorum. Onun da tanıtımını yapan arkadaşla konuştum geçen gün. Hani böyle televizyonlarda tanıtımları yaparlar ya programların böyle. O böyle diyordu bak. Kiraz Mevsimi. Böyle tonluyordu. Allah'ım diyorum bunda bir yanlışlık var yani. Çocuğu aradım sonunda söyledim. Dedim ki hayatım dedim. Kiraz Mevsimi. Yanlış bir vurgu dedim yani. Abi dedi çok haklısın dedi. Düzeltti ondan sonra. Bravo. Ne güzel. Kiraz Mevsimi. Kiraz. Hiç denk geldin mi? Yok. Ya böyle şeyler böyle beni irite ediyor. Böyle hemen böyle. Peki bir şey söyleyeceğim. Gözünü yapacağım mı? Sinirlendirirsen yapabilirim. Sinirlenince gözü ne oluyor bunun? Seyiriyor. Seyiriyor mu? Seyiriyor. Seyiriyor. Evet. Pazartesi akşamları. Gerçekten de izliyoruz BBC'de değil mi? BBC'de. Evet. CNN'e geçtik. CNN'e geçtik. CNN, orijinal CNN. Orijinaline. Peki o zaman. Şimdi ben sizi yarışmaya geçireceğim. Daha önce katıldınız mı? Nergis sen katıldın mı? Ben hiç katılmadım. Tabii ben eski eşim diye hayatta katılmamıştı. Dedikodu olur, medikodu olur filan diye. Sevmem. Allah korusun burada ödül müdül kazanırsan. Çocuk Esirgeme Kurumu. Buyurun. Peki sen katılmış mıydın? Başka bir yarışmaya katılmıştım. Benim ama. Tabii. Ama çarkı felek yok. Çarkı felek yok, çamaşır makinesi kazanmıştım. İnanmıyorum. Tabii. Kullanıyor musun Allah razı olsun? Bağışlamadım. 2 sene sonra tam makinem bozuldu da getirdiler. Şimdi geldi. 2 sene sonra. Ay. Hadi siz? Yok ben ilk defa katıldım. İlk defa. Hadi hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Şimdi yarışmaya önce kim başlayacak? Bir sıralama sorumuz var. Buyurun efendim. Çarkı feleğe hoş geldiniz. Sıralama sorumuz 14 harf 2 kelime. Her şey olabilir. Obje olur, yer olur, ünlü olur. Harfler teker teker gelecek. Kim önce şavullarsa o butona basıyor. Butonları alıyoruz. Ha, alalım. Evet. Şöyle. Gelsin bakalım. Seyirciler sessiz. Annemin ne o? Aa. Yumuşak yeğli bir şey. Biri bastı. 3 numara bastı. Buyurun efendim. Söz sizin. Yok yanlış şey yaptım. İyi. Yanlış alarm. Devam ediyoruz. Ben buldum. Kim bastı? Ben. 3 mü bastı? 3 basmış. Gönül ferahlığı. Bakalım gönül ferahlığı mı? Evet. Aydilge başlayacak yarışmaya. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Bakalım sorumuz neymiş? Birinci etabımız 35 harf 6 kelimeden oluşan bir şarkı sözü. Bir şarkı sözü soruyoruz. İyi denk geldi. Bak şarkılarla aramız nasıl? Tabii. Besteci olunca iyi oluyor mecburen. Takip ediyorum. Siz hangi okuldan? Üniversite Başkent Üniversitesi. Yüksek lisanslı İstanbul Üniversitesi. Yani konservatuar falan değil. Yok ben radyo kökenliyim. TRT Radyosu. O zaman
Aydilge çeviriyor. Çarkı Melek başlıyor. Evet, Kiralık Aşk'ın oyuncuları burada bu akşam. Sizin sessiz harf. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si. Tebrik ediyorum. 35 harften bir tanesini de denk getiremedim. Ama çok öyle şanssızımdır ben zaten. Nasılsınız Nergis Hanım? İyiyiz efendim. Hadi bakalım nasılsınız? Ya. İlk kez katılıyor. İlk kez böyle yan yana bir televizyon programında yarışacağız. Hadi bakalım. Sizin var mı peki, getirdiniz mi? Ne var mı? Zütleri de. Herkes kompasan çeviriyor. Alkışlar. ...250 puanlık sessiz harf. Yasmin'in Y'siyle başlayalım. Ay, kızımız da burada olsaydı keşke. Kızımız evet. Tatilde Kıbrıs'ta. O yüzden gelemedi. Yoksa çok istiyordu burada evet. Olmak o da. Yasmin'in Y'si bir tane. Devam ediyoruz. Ben de mi? Ben. Puanlık sessiz harf. Sezi'nin, Ali Sadi'nin de sesi olsun. Sezi'nin sesi, Ali Sadi'nin sesi. Sezi'nle Sadi'nin sesi iki tane. Benim çocuklar tamamlandı. Evet. Çocukları tamamladık. Sezin, Sadi, Yasmin. Tamam. SSY. Ve Levent çeviriyor. Levent'le biz aynı okuldan mezunuz. İkimiz de Nişantaşı biçki dikiş mezunuyuz. Ankara Hacettepe Devlet Konservatuarı. Devlet Konservatuarı mezunları. Buyurun, bir sessiz harf alayım. Ankaralı mıydınız? Ankaralıyım ama hep Ankaralılar buradayız. Ya. Evet, ben de Ankaralıyım. Ana, buyurun o zaman. Buyurun. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si, bravo, 4 tane. Devam ediyoruz. Levent Ülgen'le devam ediyoruz. Tahmin etmek istiyorum. Bu bir şarkı sözü. Vay vay. Ama puanını arttır. Yok, istemiyorum. Böyle tahmin etmek istiyorum. Şarkı sözü bu. Ben biliyorum. Biliyorsun. Abi bir dakika, ancak bu senin bestense bilirsin yani. Biliyorum. Aa, inanmıyorum. Var. Bizim beraber oynadığımız diziyi hatırlıyor musunuz? Evet. Ne? En Son Babalar. En Son Babalar diyor, değil mi? Ne şekerdi ya. Çok. Vallahi çok ya. Çok eğlenceliydi. Çok eğlenceliydi. Şaka bir yana çözdün yani. Çözdüm. Allah Allah. Geliyorum yanına. İflastan pastan korkuyorum da o yüzden. Ha, dur bakalım. Gözü dönmüş bunun. Şarkılar seni söyler dillerde name adın. Ama puanın az olsun ama. Çamaşır makinenin bozuk mu şu anda? Yok, bozuk değil. Yenisini ne verebilirim? Mesela şey verelim, kurutma makinesi var. Fırın değil mi bu? Fırın var. Puanım o kadar değil. Olsun. Kardeşin burada.
Tüken senin. Tüken senin, kardeşin burada. Artık siz gelmişsiniz programımıza, biz bunun üçü beşi mi arayacağız yani? Vallahi ne alacaktım bilmiyorum ki. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Yengeyi arayalım. Bilemedim. Plazma olabilir, bak şey olabilir, klima, laptop. Bak pembe, yengeye al. Çok şeker. Yeni aldık, 3 gün önce hadi aldık. Hadi be, ulan vallahi insan bilir de yarışmaya geliyor. Buradan bedava verin, cep telefonu. Ne istedi benden? Bir şey de istemedi ki. Tablet. Tablet. Tablet verdik efendim, en büyüğünden. Tamam. Alkışlarla gidiyoruz. Bugün benim çok özel bir konuğum var. Onu bir AVM'de gördüm. Beni çok seviyormuş. Ben de aldım buraya getirdim. Hiç böyle bir şey bekliyor muydun sen? Yok. Tanıyor musun beni? Evet. Ne adın be? Mehmet Ali Erbil. Seyrediyor musun? Her zaman. Bu programın adı ne? Takım Börek. Ya kurban olurum. Adın ne senin? Alparslan Alper. Kaç yaşındasın? 25. 25 yaşındasın. Nerede oturuyorsun? Bayrambaşa'da. Yakın mı buraya? Yakın. Nasıl gideceğim? Ben mi bırakacağım seni? Yok, metroya gideceğim. Metroyla. Buradan metro var mı? Metro da şeyi öğrendim. Bir durak var, o durakta söylüyor. İBB sosyal tesisleri. İBB sosyal tesisleri. Sinirimi bozmak için. O anonsu da ben yaptım. Metroda kimse kalmıyor. Sosyal tesisleri herkes iniyor. Evet, yarışmamız devam ediyor. Levent Ülgen bize bir sürpriz yaptı. Gerçekten de bu dedesinin bestesiydi. O yüzden ıssız ve kiminmiş? Muzaffer İlkar. Muzaffer İlkar. Evet, şimdi sıra geldi ikinci etabımıza. Bak, ama böyle erken çözersen program erken biter yani. Evet, peki, tamam. Ha, bir daha yapmam. Sen tamam. De bizim ekmeğimize şey ya. Aa Levent. Aa şap demeden şup dedin yani. Hadi Kazulet, nedir sorumuz? İkinci etabımız. Ay çizgi, çok eğleniyorsunuz. Çizgi film kahramanı gibi değil mi? Çok tatlı. İkinci etabımız 18 harf 3 kelimeden oluşan bir bağlantı oyunu. O ne? Bağlantı oyunu. Size bir şeyin 3 özelliğini veriyoruz. Siz de bu 3 özellikten yola çıkarak cevabımızı buluyorsunuz. Örnek? Pota, rebound, Hidayet Türkoğlu, basketbol gibi. Gibi. Anladım. Anladım. Değil mi? Anladım. Zaten Levent Bey'den bize fırsat kalmayacak diye düşünüyorum artık. Çok kuvvetli rakibimiz. Bu işler hiç belli olmaz. Belli olmaz tabii. Evet, 1 numara Nergis çeviriyor. Çarkı Melek devam ediyor. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz. Hayır, hayır. Ağlar azalmış bak var ya. Baştan alıyorum. Ya Levent, seni atlasak mı acaba böyle? Evet evet. Ve Aydilge çeviriyor. Çok zengindir. Gerçekten. Aa evet, sen niye çevirmedin? Levent atlasak dedim ben buraya. Aydilge çeviriyordu. Hayır be, her sözüme inanacak mısınız yani? Ben de orkestra şefi sensin yani. Her sözüme inanacaksınız yani. Kuralları ihlal ettim. Ya. Allah'tan da iflas gelmiş. O yüzden bir daha tabii sen çeviriyorsun. Ben çevireyim. Daha sonra hakkı var. Evet, Levent. Hayda. 300, 250 puan. Ha benim bu değil mi? Kendi ben önünüze bakın. Oraya niye bak? Levent Bey, kendi önünüze bakın. Nergis Hanım'a baktım, pardon. Evet. Nergis'in nesi? Nergis'in nesi 2 tane. Bravo. Geliyorum yanına, çözmüşüm. Kesin. Çözmediysen ayıp yani, yazıklar olsun. Yani çözemediysen vallahi yazıklar olsun sana.
Ne işin var senin bu yarışmada? Bunu çözemediysen ya. Bağlantı oyunu. Level. Üç özelliği. Mesela Tobleron, hostes, sessiz harf. Nedir? Çarkı felek gibi. Level devam ediyor çevirmeye. ...200 puanlık sessiz harf. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 3 tane. Ama bu çok zevklidir. Devam edin. Sessiz harf alayım. Bolu'nun B'si. Evet, işte bu kadar. Bolu'nun B'si. Maşallah dediğim de. Nazar değdi. Ay. Göze geldim. Evet, göze geldim. Ay Dilge. Kiralık konak pazartesi akşamları. Kiralık aşk. Kiralık aşkın K'si. Evet, evet. Kiralık aşkın K'si 2 tane. Evet, size en uzakta çubuktan tutun daha hızlı çevireceksiniz. Evet, öyle. Hızlı. Bravo. Puanlık sessiz harf. Mangalın M'si. Mangalın M'si. Bir tane. Baba nasıl bakıyor? Levent'i bir görsen bak. Levent, Levent aynen böyle bakıyor çıkan harflerden. Çözemedin mi daha? Çözeceğim. Yazıklar az olsun. Kaldı. Ay Dilge çeviriyor, dikkat. Zurna'nın Z'si. Çalabiliyor musunuz? Yok, zurna çalamıyorum. Müzik aleti? Gitar çalıyorum. Gitar. Zurna'nın Z'si bir tane. Devam. Haydi geçebiliyor. Dikkat. Kiralık aşk. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'ın Y'si. Evet. Ya böyle enteresandır işte çarkı felek. Ay Dilge çeviriyor. Hey. ...300 puanlık sessiz harf. Deniz'in D'si. Deniz'in D'si, bravo. Ve Nergis Kumbasar çeviriyor. Zaten şansın olsaydı... Diyorsun. Bilmiyorum artık şanslı mıyım, şanssız mıyım valla. Levent Bey nasılsınız? İyiyim. Çevireyim mi? Buyurun. Ay. 400 puanlık sessiz harf. Samsun'un S'si. Samsun'un S'si. Bravo. Ya buldum.
Kesin pas hadi gelecek ya. Ama. Hızlı çevir. Tamam. Evet, hızlı. Puanlık son sessiz harf. Bir tane kaldı değil mi? Feridun'un F'si. Feridun'un F'si bir tane. Bravo. 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 Ay. Bravo. Şimdi tabii. Buradan yola çıkacağız. Ne olduğunu da söyleyeceksiniz. Buldum. Artı puan daha vereceğim. Bir puan daha. Pide diye düşünüyorum. Önce boşlukları dolduralım. Ha. Ne yapacağım? Ramazan, fırın, kuyruk. Ve ne oluyor? Ramazan. Bir dakika hepsini yakalım önce. Ramazan. Ramazan'la kuyruğu bulduk, bunun aklıma gelmedi. Buradan yola çıkarak nedir bu? Pide. Pide buyurun. İsterseniz şöyle bir laptopumuz var, tabletimiz var, telefonumuz var. Bu puanlar içerisinde dolaşıyoruz. Ne dersiniz? Ne yapalım? Fotoğraf makinesi var. Bu güzelmiş aslında, çok sevimliymiş. Rengi de çok güzel. Çok güzelmiş. Evet, iyi günlerde kullanın efendim. Teşekkür ederim. Alkışlıyoruz.
tebrik ederim. Bu da mı Kiralık Aşk'tan? Yok, bu yeni single'ım ama Kiralık Aşk'ta da çalarız tabii ki. Aa, çok güzel ama değil mi? Oh. Teşekkürler. Gerçekten. Senin mi peki beste? Evet, söz beste bana ait. Söz de sana ait. Evet. Sen evli misin? Yok. Onun için ne güzel şeyler yazıyor değil mi böyle? Evlenince yazılmıyor mu? Yazılmıyor. Eyvah. Ben çok denedim. Hiçbir zaman güfte yapamadım evliliklerimde. Şimdi bekarım, bir güftelerim var. Mesela son dün gece yazdım böyle. Yoğurt koydum dolaba, ellere vay. Birdenbire geldi. Birdenbire. Levent Bey, sizin var mı böyle şarkı, türkü? Yok. Gerçekten. Levent Bey evli. O yüzden. O yüzden güfte beste yapmıyorum. Evet. Anladım. Sizinki cımaları. Cıma. Cımaları. Evet. Cıma. Neden sonra? Çarkı Felek'ten sonra. O zaman üçüncü etabımıza geçiyoruz. Bakalım bu akşam Kiralık Aşk'a kiralık bir araba verebilecek miyiz? Geliyor sorumuz. Üçüncü etabımız bir bilmece. 26 harf 6 kelimeden oluşuyor. Bir bilmece soruyoruz. Nergis değil, Levent çeviriyor. Çarkı Felek devam ediyor. ...300 puanlık sessiz harf. Levent'in L'si. Levent'in L'si. Ve Aydilge'ye geçiyor. Aydilge çeviriyor. ...200 puan. Volkan'ın V'si. Volkan kim? Öyle Volkan'ın V'si. Lütfen bunu açıklamadan programa devam edemeyiz. Gitti. Volkan kim? Yok öyle Volkan mesle. Lütfen ama Volkan. Ay utandım. Utandım. Aa. Aa. Volkan. Patlamaya hazır mı? Volkan. Volkan dediğim patlar. Evet. Nerede Volkan? Nerelerde yani? Güney Afrika? Evet. Çeşitli yerlerde öyle. Volkan. Sönmüş bu Volkan. Volkan bir şey söyleyeyim mi? Volkan candır. Öyledir hakikaten. Yani volkanlar çok güzel. Ben seviyorum. Hadi inşallah çıkar. Allah bahtınıza göre versin. Patlamış Volkan. Resmen sönmüş volkan oldu. Öyle oldu. Nergis Kumbasar. Şey yapalım, Tamilloş seyreder şimdi. İnanmıyorum. Sen söyle. Tamilla'nın. Tamilla'nın T'si. Canım kaynanam. Tamilloş'un T'si. Kızacak sana. Dobrovidosu, droşka. Aa hiç vallahi ben kopya almam hayatta. Dobroska. Zeynep'in Z'si. Kızımız. Eşimiz. Senin... Ben söyleyeceğim. Volkan gibi olacak. Zeynep. Peki şey, kızım, çocuğun var mıydı senin? Var. Kaç yaşında? 15. Ay yavrum. Adı ne? Eris. Ha E'yle, o yüzden evet. Sesli abi. Evet. O yüzden söylemedim. Eşiniz sessiz. Eşimiz sessiz. Bir sessiz, bir sessiz. Böyle oluyor değil mi? Hanımlar sessiz oluyor. Zeynep'in Z'si. Aydilge çeviriyor. Evet, 1000 puanlık sessiz harf.
Sarının sesi. Sarının sesi, bravo. Paris'in P'si. Allah'ım yarabbim. Hay Allah'ım yarabbim. Allah'ım sen büyüksün yarabbim. Yani... Ya Alman kopya. Ya bahsiz mi yapıyorsun, algılayamıyor musun? İstemiyorum. Yok algılayamadım valla. Hayır istemiyorum. Ay o bir deyi söyletemedim kadına. Ya istemiyorum. Ay gurur yaptı yani Maria. Aa. Kopya istemiyorum. Nergis'in sakarlıkları da meşhurdur. Sette oluyor çok mu? Yok hiç. Olmadı. Demek bir tek banaymış o sakarlıklar. Allah'ım ya Rabbim ya. Aa panikli böyle falan. Oo bir hastane maceramız var ölürsün. Ne dediniz? Paris'in P'si. Demeyeceğim başka öbürü. Emin misiniz Paris? Eminim. İlla Paris'e gideceksin. Evet. Paris'in P'si. Evet. Al sana Paris. Evet. Evet, Volkan'ın arkadaşı çeviriyor. Ay Dilge. ...250 puan. Kiralık aşkın K'si. Kiralık aşkın K'si. Bravo. Hayda. Hiçbir şey çıkmıyor. Nergis Kumbasa çeviriyor. ...300 puanlı sessiz harf. Nergis'in N'si. Nergis'in N'si 24 tane var. Buldun mu Levent? Ve Levent çeviriyor. Diyarbakır'ın D'si. Evet, Diyarbakır'ın D'si 4 tane. Bu bir bilmece. Levent Bey çevirecek misiniz bugün? Çevireyim, çevireyim. Alkışlar. Rize'nin R'si. Evet işte bu kadar Rize'nin R'si. Ve Aydilge çeviriyor. ...300 puanlık sessiz harf. Faika'nın P'si. Kimi? Annemin ismini söyleyeyim. Faika'nın P'si. Faika Hanım. Buradan hı-hı ellerinden öpüyoruz. Evet. Faika'nın P'si. Bu bir bilmece. ...250 puanlık sessiz harf. Bu bir bilmece. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si. Ve Allah Levent Ülgen çeviriyor. Allah.
Manisa'nın M'si. Manisa. Hayda. Ay keşke Volkan da burada olsaydı. Buyurun, çevirin. Yangın. Aa, pas gelmiş. Ben görmeden direkt. Çanakkale'nin Ç'si. İki tane. İki. İçinde. Sesli harf alabilirsiniz. O satın alayım hadi. Odunun o. Odunun o'su. Dört tane. O. Odanın içinde. Oda. Onun içinde. Evet, tahmin ediyorum efendim. Önce boşluğu dolduralım. O odanın içinde, o da onun içinde. Evet. Hayal gücünü de genişletiyor bu. Vallahi billahi. Evet. Ya. Şimdi ne bu? Çok güzel bir şey ama. Ne güzel. Bu? Ne güzel bulmuşlar. Bir de bunu bulacaksınız. 1000 puan daha vereceğim. Ne bu? O odanın içinde, o da onun içinde. İçinde. Var mı bilen? O odanın içinde, o hanımefendi, bakın içinde. En arkadan hanımefendi bindi. Nedir? Ayna. Aa, ne güzel değil mi? Bravo. Allah aşkına ya. Bravo. Vallahi. Vallahi bravo. Gerçekten. Odanın içinde, odanın içinde. Çok zeki. Hanımefendiye bir tane cep telefonu armağan ediyoruz. O da onun içinde. O odanın içinde, o da onun içinde. Çok güzel. Ayna. Nergis Hanım buyurun çarşıya gidelim. Alkışlarla. Nergis Hanım daha önce programın başında ifade ettiği gibi buradan kazanacağı tüm hediyeleri Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak. O yüzden çocuklarımıza yarayacak bir şey verelim. Mesela bu neydi? Ha evet, oyun. Oyun konsolu. Oyun konsolu verelim. Bir de şöyle büyük bir sinema. Home sinema gibi bir plazma verelim. Tamam. Çocuk Esirgeme Kurumu'na gitsin. Çocuklarımız hem televizyonda seyretsinler hem de oyun konsolundan oyunları oynasınlar. Teşekkür ederim. Ay çok sevindim. Artık arabaya doğru yola çıktık. En çok puanları alanlarla araba için yarışacağız ama puanlar az. Daha çok başa başsınız. Hiç aradan sıyrılan olmadı. Şimdi yine zor bir etap geliyor. Dikkat! Dördüncü etapımızda sizlere bir atasözü soruyoruz. 27 harf 6 kelimeden oluşuyor. 27 harf 6 kelimeden oluşan 3 numara Aydilge çeviriyor çarkı velek. Finale gidiyor. Yangınların yeğesi. Neyse, aşkta kazanıyorsunuz. Ay, aşkta falan kazandım yok vallahi. Hiç öyle bir durum yok yani. Alakası yok. Peki o zaman, Nergis Hanım nasılsınız? İyiyiz efendim. Hadi bakalım. Çevirelim Nergis Kombasa. Olacaktı. Kiralık Aşk. Cuma akşamları Star televizyonunda. Kiralık Aşk. Sinirleniyorum. İflas geldi. Sinirlenince gözü seyiriyor. Ne oluyor karın eşinizi? Siyiriyor. Siyiriyor sinirlenince. Nasıl katlanıyorsun Allah aşkına? Sen bana 7,5 sene katlandı. Hayır ben diziden bahsediyorum. Peki. Hanımefendi değil mi diziden katlandı? Evet, 7,5 sene evli mi kaldık biz?
Ama her seferinde bak yılları hatırlıyordun yani. Her ay, yani her Ağustos 20'de hediyemi getirirdin. Hatta... Hatta... Hatta boşandıktan sonraki Ağustos 20'de de aradın. Vay be. Tabii. Tabii. Ben çevireyim en iyisi. Levent, ben. Levent. Benim evlenmediğim ay kalmamış biliyor musun? Ondan hatırlıyor. Levent Ülgen çeviriyor. ...750 puan. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 4 tane. ...300 puanlık sessiz harf. Nazilli'nin N'si. Nazilli'nin N'si. 1 tane var. Ay Dilge çeviriyor. Defne'nin D'si olsun. Defne'nin D'si 1 tane. Ay Dilge çeviriyor. Bin puanlık sessiz harf. O zaman Barış'ı da alalım esas olan. Barış'ın B'si 2 tane. Bu bir atasözü ekran başındakiler. Bu bir atasözü. Kiralık Aşk'ın oyuncuları ve dizi müziğinin yorumcusuyla yarışıyoruz. Ay Dilge çeviriyor. Puanlık sessiz harf. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si. Bu bir atasözü. Kusura bakmayın, belki konuşmamda anlaşılmayan şeyler olabilir. Dudaklarımı yeni yaptırdım için silikon. O... Buyurun. Nergis abi. Yasmin'in Y'si. Yasmin'in Y'si 2 tane. Bu bir atasözü. Bu bir atasözü. Nergis Hanım, sessiz harf. Bizim bir arkadaş yaptırdı dudaklarını silikon. Bir tarafa fazla böyle şey koymuşlar. Böyle oldu. Trabzon'un T'si. Valla böyle oldu. Ay pardon, ben şey, acele ettim. Estağfurullah, ne demek? Trabzon. Trabzon'un T'si. Siz Rizeliydiniz ama değil mi Babangiller? Evet. Kumbasarya soyadı. Aslında neymiş biliyorsun değil mi soyadları? Köybasar. Köybasar. Tabii eskiden Köybasar'mış bunların ataları. Ben kimle evlenmişim düşün. Köybasanlarla evlenmişim. Haberim yok Rize'den. Rize'ye gelin ya. Gittim haberim yok. Trabzon'un T'si 2 tane. Bu bir atasözü. Nergis Kumbasar çeviriyor. Haydi Nergis, haydi Nergis, haydi.
Görüyorsunuz torpil morpil yok. Levent Ülgen çeviriyor. Aman. Hep bas giriyor. Bakalım. Ay Dilge çeviriyor. ...250 puanlık sessiz harf. Bu bir atasözü. Şemsiyenin şeysi. Şemsiyenin şeysi iki tane. Doğru. Ekran başındakiler de çözmeye çalışıyorlar. Bu bir atasözü. Ay Dilge çeviriyor. Arabaya az kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bulursan çok büyük avantaj final için. 10.000 puan hanene eklenecek. Ve şu anda 10.000 puan. Volkanlar patladı. Ay hiç kafam yani şeyleri başını tutturamıyorum. Evet alalım. 5 saniye içinde. Kim? K. K. Kastamonu'nun K'si. Ve Nergis Kumbasar'a geçiyor. Sezi'nin sesi. Sezi'nin sesi bir tane. Durdurdum aşağıdan pedala bastım yani. Fatsa'nın F'si. Evet Fatsa'nın F'si bir tane. Yani, ben buldum aslında. Buldun mu? Buldum. Yani şimdi iflas. İflas gelir diye korkuyorum. Eğer inşallah yukarıyı doğru bildiğimi düşünüyorum. Yiğit bin yaşar. Fırsat bir düşer. Vallahi bravo. Dışarısıyı alıyor. Merhaba Tuğçe'ciğim. Merhaba. 600 puanımız var. Evet. Sen şimdi yine çocuk esirgeme durumuna bağışlayacağımız bir şey. Plazma zaten... aldınız daha önceki turda. Bilgisayar falan. Tamam laptop. Bir tane pembe bilgisayar verelim. Ha, ama o çok mu puan onunla? Yönetmenim verebiliyor muyuz çocuklar için? 2005. Tamam veriyoruz. Çocuk esirgeme turumuna. Pembe laptop. Laptop veriyoruz evet. Tamam. Teşekkür ediyorum. Güle güle kullansınlar. İsterim yana yana yan yana. La 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 la.
Bir şey söyleyeceğim. Ben böyle kafayı sıyırsam bana bakar mısın yine de? Ne de olsa... Zaten bakıyoruz. Sıyırmış durumdasın. Çocuğunun babası diye yine de bakar mısın? Böyle olsam ben. Bakarız, bakarız. Her şekilde bakarız. Hay Allah. Kolej. Kolej. Ankara. Evet. Bunlar Ankara mı? Siz de mi Ankara Kolejisiniz? Yok, ben. Ha, ikiniz. Eski eşim Ankara Kolejli. Evet, bütün Ankara eski Kolejli. Eşlerim Ankaralı benim. Gerçekten. Şaka bir yana. Fıkra gibi değil mi? Niye öyle bakıyorsun Aydın? İnanmamış gibi bakıyor. Yok. İnanamıyor. Doğru mu söylüyorsun? Evet, şakam gerçek mi artık? Vallahi hepsi Ankaralı. Ankara'nın... Hepsi Beşiktaşlı. Başka? Evet, şimdi sıra geldi finale. Bakalım finalde kiminle yarışacağız? En yüksek puanı alan... Yarışmacımıza bakıyoruz. Aa, ve Levent Ülgen. Bravo. Tebrik ediyorum. Ben nasıl yüksek puan aldım? Ben nasıl yüksek en puan aldım? Bir tane bir şey bildim. Önemli olan yüksek puanları alabilmek. Yani evet. O puanlar iflas gelmediği sürece, yani o etapta iflas gelmezse puanlar sizinle birlikte finale taşınıyor. 7600 ile en yüksek sizsiniz. Ben araba için mi yarışıyorum şimdi? Evet. Evet. Aynen. Levent Ülgen ilk yarışmasında Çarkı Felek'te araba için yarışacak. Hayırlısı olsun. Hadi bakalım. Ama çok çok zevklidir buradaki böyle soruyu bilmek. Böyle harfleri denk getirebilmek. Evet. Ama önce hediyelerimiz neymiş bir hatırlayalım. Ödüllerimizin her biri birbirinden şahane. Türkiye'nin en büyük internet sitelerinden birinde harca harca bitmez tam 5000 TL değerinde hediye çeki. Her eve lazım beyaz eşya seti. Ev konforunuzla sinema kalitesini birleştiren ev sinema sistemi. Gençlerin ve ruhu genç kalanların gözdesi harika bir motosiklet ve 2015 model ultra lüks muhteşem bir araba. Arabaya taş koydu. Vallahi billahi güzel ama ya. Çok. Şimdi düşünebiliyor musun? Bir saat programa katılacaksın. Sonra geleceğim. Buradan araba alıp gideceksin. Ben daha hayatımda bir çorap almadım hiçbir yarışmadan. Yıllarca verdim. Yıllarca verdim. Her gelene verdim. Verdim. Daha ben bir yarışmada bir şey almadım. İnsan hani der ki Mehmet Ali Bey gelin. Hani hiç olmazsa bir çorap kazanın. Yok abi. Araban var mı? Yok. Aa. Yani özellikle yok. Ha. İstanbul'da araba kullanılır mı? İstanbul'da araba kullanmak ki ben 3 tekerlekli kullanayım dedim halimi gördünüz. Yani deneyeyim dedim. Ama araba olsa kullanmaz mısın şimdi? Kullanırım. Kullanmazsan bana ver. Olur. Yani kazan... Herkese ben misin ben de sana vereyim olsun. Ya vallahi böyle bir şey olsa bozulur musunuz sevgili seyirciler? Aydırge Hanım siz de yarışmacısınız onayınızı almak durumundayım. Böyle bir anlaşma yapsak yarışma içerisinde. O kazanırsa arabayı bana bağışlasın. Bana bağışlayın. Ama bugüne kadar kimse vermemiş. Şimdi uğurlu sayım var mıdır? Yok. Gerçekten mi? Uğurlu rengin ya da beğendiğim bir renk. Mavi var elimizde, kırmızı var, mor var, turanj var. Bu turancı da ben kattım biliyorsun Türkçe'ye, turanj. Turuncu ile oranj arası bir şey. Turanj. Bir de bu ekranda sarı çıkıyormuş ama burada fıstık yeşili değil mi bu? Aslında yeşili, yani evet. Ekranda sarı duruyor. Biraz fıstık yeşili kaçıyor. Gerçekten sarı mı duruyor? Sarı. Ekranda evet. Bunu seyredenler sarı mı duruyor? Evet, sarı duruyor. Allah Allah ben bunu... Sarı duruyor. Acaba bende renk görülü mü var? Yok yok biraz şey fıstık yeşili kaçıyor, kaçıyor ayol bu. Ne diyorsunuz? Nergis'e sor, Sayın İplikçioğlu'na sor. Hangi renk?
Hangi renk? Necmi ya da... al arabayı. Ben mavi diyorum yani maviyi sevdiğim için ama... Aa, seyirciler dört diyor. Dört. Aydilge sen? Ben pembeyi çok hoş görünüyor. Bilmiyorum parıl parıl parlıyor. Bir dakika arkadaşlar duyamıyoruz Aydilge ne diyor. O pembe çok güzel görünüyor parıl parıl parlıyor bilmiyorum. Pembe ama hangisi bunlar biraz kız renkleri yani. Pembe, bana pembeyi gösterin. Turanj olan mı? Hayır hayır şu mavinin altındaki. Bu. Ha kırmızıymış bayağı. Kırmızı. Işıklar ama buradan ışıkta pembe duruyor gerçekten. Işıkta değişiyor. Aa ne enteresan. Bak bunu pembe diyorlar. Bu kırmızı. Kırmızıyla moruna. O da ekranda. Sen kırmızı diyorsun. Nergis mavi mi dedin? Mavi diyorum ben. Kırmızı yani, mavi. Sen ne diyorsun? Bir tanesinde araba var. Mor. Mor. 3 numara. Seyirciler ne diyor? Onlar da dört diyor. Üç ile dördü aldım. Ama sen üç mü diyorsun? Üç. Üç. Mor. Buyurun elinize tutacaksınız. Açma. Ayrıca soruyu da bilmem lazım. Eğer. Önce soruyu bileceksin. Sonra araba zarfını bulacaksın. Sonra da ebene gideceksin. arabayı aldım diyeceksin. Seni doğurduğu için ona teşekkür edeceksin. Önce sorumuzu öğrenelim. Final sorumuz 12 harf 2 kelimeden oluşan nesne. Bir nesne. Size verdiğimiz harfler var. Joker harfler. Bunlar içinde olabilir. 3 tane de olur. 1 tane de olabilir. Hiç de olmayabilir. O bilgisayara kalmış bir şey. B, C, D, Y, Z, İ. Birazcık bana doğru geleyin. Bunlar joker harfler. Şimdi üç sessiz bir sesli söyleyeceksin. Bu bir nesne. R. Remzi'nin R'si. Manisa'nın M'si. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'nun K'si. Şimdi sesli harf. Adana'nın A'sı mı, Edirne'nin E'si mi? En çok... tercih edilen sesli harfler ama sen radikal bir şey söylersin. Yok söylemeyeceğim. Adana'nın A'sı. B, C, D, Y, Z, İ, R, M, K, A. Bu bir... nesne. Nesne. Sevgili seyirciler sessizlik olsun. Çünkü kopya gelirse arabayı kazanmış da olsa diskalifiye oluyor kurallar gereği. Yanımızda 214. noterimiz. Bir de öyle şeyler vardı değil mi eskiden programlarda? Şimdi bu bir nesne. Bu söylediğimiz harflerden, bizim de verdiğimiz harflerden önce hangileri yanacak? Bir bakalım. Vallahi çok güzel oldu yani. O şarkıyı 3 harfle buldun. Burada 6 tane mi? 2, 4, 6 tane harf. Bulsam da araba zaten 4 numaradaydı. Gerçekten. Gerçekten. Neden olduğunu da söyleyeceğim. 4 numara. Evet onu da. Bundaydı. Araba onda da. Ben bunu bulmak derdim. O zaman ben diyeceğim ki açacağız önce harfleri. Başla dedikten sonra 10 saniyen var. Tamam. Açıyoruz. Kravat iğnesi. Süremiz başladı. Kravat iğnesi. Kravat iğnesi ise yansın. Vallahi tebrik ediyorum. Evet, Kiralık Aşk dizisinin oyuncularıyla yarıştık. Neydi bizim şarkımız, dizinin şarkısı? Sen misin ilacım, ben kalbinde bir kiracım.
Şimdi seyirciler dört dedi, bizimki üç dedi. Araba olursa bana mı? Araba çıkarsa bana bağışlayacağını söyledi. Ağzından çıktı bir kere, yalan mı? Doğru. Yo, bana bağışlayacağını söyledi Mehmet'in. Önce ben. Yo, hayır, orada konuştuk, anlaştık, sonra siz... Hayır ama geldiniz. Önce ben geldim. Yok, biz orada konuşmuştuk. Sizin haberiniz yok. O zaman açıyoruz. Levent Ürgen, kravat iğnesi doğru yanıtıyla ne kazanıyor? Açıyoruz. İpikçioğlu ailesi, kiralık aşk. Güzel. Neler yok içinde? Gördü bakalım. Seyircilerimiz dört mü demişti? Demişti. Evet. Ona şayet bakalım. Dört deseydi. Bakalım ne kazanacakmış? Dört numaradan ne çıkıyor? Ama bak, uğurlu mikrofonu numara. Takarken sordum kaç numara mikrofon dedim. Dört numara dediler. Buna girebiliyor musun yakın? Aldın öyle mı bunu? Ama Zeynep mor seç dedi. İşte ama her geliyorsa, zaman işinin lafını dinlemiyor. Başımıza ne geliyorsa hanımlarımızın üstünden geliyor. Bak arabayı kaybettirdin Zeyno. Gitti araba. Adam dört dedi. Sen illa tutturdun mor. Mor mu demişti? Mor dedi. Morardın mı? Morardın mı yenge? Araba gitti. O zaman bir kez daha şarkıyı söyleyelim öyle. Hadi abi. Hadi söyleyelim ya. Vallahi ya bak. Hadi söyleyelim. Hadi elle. Sen ilacım benden.